Evet, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi FBOŞ ürününün kutu açılımını yaptık. Şimdi incelemesindeyiz. İncelemesine başlamadan önce birkaç tane uyarı var. Bunları sizlere söylemek zorundayım. Şimdi bir parçanın farklı bir parçayla değiştirilmesi ölçüm hatasıyla sonuçlanabilir. Kaf yanınca orijinaline değiştirilebilir. Yeni doğan asırlarda kullanılmaz. Yani bebeklerde bunu denemeyin. Hamilelerde priknampik hastalarda kullanmayı amaçlamayınız. Yani onlarda da ölçüm yapmayınız. Çok sık ölçüm yapılması kan dolaşımı etkilemesi nedeniyle hastaya zarar verebilir. Çünkü kolunuzu sıkıyor ya bu. Ondan ötürü. Kafın bir yara üzerine uygulaması daha fazla zarara neden olabilir. Kaf dediği arkadaşlar şu. Kayış mı denir artık? Kaf bunun adı. Onu bir yaranın üzerine falan yapmayın arkadaşlar. Daha hamile ve bebekleri denemeyin, çocuklara falan. Çok küçüklerde en azından. Çok sık da denemeyin. Hani bu olmadı bir daha yapayım, bu olmadı bir daha yapayım gibi şeylerle yapmayın arkadaşlar. Şurada bir şey var. Unutmayınız. Kendi ölçüm herhangi bir teşhis ya da tedavi değil. Kontrol demektir. Anormal değerler her zaman doktora danışılmalıdır. Doktorunuz tarafından reçete edilen ilaç dozlarını hiçbir koşulla değiştirmemelisiniz. Yani bunlar arkadaşlar sadece şey, kendinizi kontrol etme amaçlı arkadaşlar. Hem medikal cihaz mı medikal cihaz. Ben çoğu videomda mesela akıllı saat bilgilik önerdiğim zaman diyorum ki bunlar medikal cihaz değildir. Verdiği değerler işte bir 3 aşağı 5 yukarı değerlerdir. O yüzden dikkat edin diyorum sizlere. Şimdi burada bir şey daha var. Hastaları şeyden. İşte düzeyle hipertansiyon 100'ün altında. İşte diyastolik kan basıncı 60'ın altında. Önlemler, doktorunuza başvurun. Filan ideal tansiyon 100 ile 120 arasında. Diyalostik kan basıncı 60 ile 80 arasında. Bu büyük tansiyon mu küçük tansiyon mu bilmiyorum arkadaşlar. İşte hemşire olanlar söylerse seviniriz ya da bu konuda bilgisi olanlar. Sistolik kan nedir? Diyastolik kan nedir? Onu açıklarlarsa seviniriz. Şurada diyor ki tehlikeli ölçüde yüksek tansiyon. 180'in üzerinde, 110'un üzerinde acilen doktora gidin diye. Burada önerileri var arkadaşlar. Allah herkese sağlık şifa versin inşallah. Şimdi arayüz hakkında bilgileri var arkadaşlar. Kaf bağlantısını zaten yaptık. Görün üzere. Şurada kaf bağlantısı hazır. LCD ekran. Normal zaten ekranın üzerinde. Hafıza düğmesi. Şu M. Zaten memory'den gelir, hafızadan gelir. Açma kapan ve saat tuşu arkadaşlar. Saat tuşu dediği şey de tarih zaman düğmesi. Açma kapaması zaten göstereyim üzere arkadaşlar. Şimdi LCD ekrandaki şeyler bunlar arkadaşlar. Kullanıcı 1-2 yani 2x120 diyor diye arkadaşlar. Bir hasta için 120, diğer hasta için 120. Toplamda 240 hafızası var. Orada da yalmadık. Doğru salladık, tuttu. MR hafıza sembolü demekmiş. Kalp sembolü var. Hafızanın sırası burada arkadaşlar. Pil yarı sembolü varmış. Nabız varmış. Düzensiz kalp ritmi varmış. Diyastolik tansiyon. Aşağıdaki sistolik üstüymüş arkadaşlar. İşte yüksek tansiyon mu, aşağı tansiyon mu onu bilmiyorum. Basınç birimi. Burada da basınç birimi var arkadaşlar. Öyle yani LCD ekranda da bunlar gözüküyor. Bunları size gösteriyorum ki tam anlayın. Hani bazen ben okuyorum anlamıyorsunuz. Size gösteriyor mecbur bunları bazı yerlerde. Pillerin değiştirilmesi konusunu zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben sadece böyle gösteriyorum. Merak edenler durdurup okuyabilir arkadaşlar. Şimdi diyor ki tarih ve saat ayarının yapılması. Bunu sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar. Öncelikle 3 saniye süreyle saat düğmesine basacağız. Şimdi şu kaf mıdır nedir onu bir ayıralım. Şimdi saat düğmesi buydu. Buna 3 saniye basalım. 1, 2, 3. Şimdi burada insan yanıp sönüyor. 1 numaralı hasta yanıp sönüyor. Şimdi ne diyor? Daha sonra kullanıcı işareti yanıp sönecektir. Doğru, yanıp sönüyor. Daha sonra saat düğmesine tekrar basın. Şimdi ekranda 4 karakterin yanıp söndüğü yıl falan gibi. Yani şuna bir kere daha mı basacağız? Heh. 4 tane şey yandı arkadaşlar. Saat 20.10 mu artık, tarih mi o bilmiyorum. Hafıza düğmesine basarak doğru yıl girilebilir. Hafıza düğmesi bu arkadaşlar. Basalım. 2000 kaçtayız biz? 20'deyiz. Tamam. Tarihi doğru girdik. Şimdi hafıza düğmesine basarak ilgili ay girilebilir. Ha, saat düğmesine tekrar basın. Ay girdi. Kaçıncı aydayız biz? 8. aydayız. Günde
kaçıncı şeydeyiz? 17'sindeydik galiba. 17'si diyelim. Sıkıntı değil bizim için. Şimdi bir daha şu saat düğmesine basıp saati gireceğiz. Saatin kaç olduğunu bilen var mı aranızda? Saat kaç? Dur bakalım saat. Saat bendeki saat de yanlış. Ne saati 3 girelim arkadaşlar. Ya, giremedik. Neyse tamam hadi. Ya kısacası şunlara basarak, şuna ve şuna basarak ayarlanıyor arkadaşlar. Şurada da ben bırakayım. Bakmak isteyenler durdurup bakabilir. Ki maksat video uzamasın diye. Evet, şimdi ölçüm şeyine geçtik arkadaşlar. Ya bunları size niye gösteriyorum? Şimdi ben yanlış bir şey yaparsam en azından buradaki şeyler doğru. Siz de yanlış bir şey yapmayın diye en azından sizlere bunu gösteriyorum. Ölçümden hemen önce yemekten, sigara içmekten ve her türlü fiziksel hareketten kaçınınız. Tamam. Her zaman aynı koldan ölçüm yapınız. Genellikle sol kol. Ölçümleri düzenli olarak günün aynı saatlerinde yapmaya çalışınız. Çünkü tansiyon gün boyunca değişim gösterir arkadaşlar. Gelen hata kaynakları. Burada gerekli ibareler var arkadaşlar. Gevşek bağlamayın. İşte sıcaktan, nemden koruyun filan. Türleri var. Şimdi arkadaşlar kaf ucu ile dirsek arasındaki uzaklık yaklaşık 3 santim olmalıdır. Yani şu kolumuza bağlayacağız. Şurada bir iki parmaklık filan bir boşluğumuz olacak. Ben bunu birazdan deneyeceğim arkadaşlar. Sizlere de göstermeye çalışacağım. Kafı rahat ve çok sıkı olmayacak ve kaf kol arasında boşluk kalmayacak şekilde cırcır cır bant ile kapatınız. Yani sıkıştırın ama öldürmeyin. Öyle diyeyim size anlayacağınız dilden. Avuç yukarı gelecek şekilde kolunuzu masaya koyunuz. Kaf ile kalbiniz yaklaşık aynı hizada olacak şekilde kolunuzu bir miktar desteğe işte yastığa dayanız. Kafın serbest durmasına dikkat ediniz. Ölçüme başlamadan önce sakince oturarak 2 dakika bu şekilde kalınız. Tamam. Bacaklarınızın açık olmasını, ayaklarınızın yere basmasını ve sırtınızın ve kolunuzun desteklenmesini sağlayınız. Yani rahat bir şekilde tansiyon ölçmeyi öneriyor arkadaşlar. Evet zaten bu da ölçüm prosedürü. İşte start tuşu şu arkadaşlar. On off tuşu bu. Bastığımız zaman başlayacak. Durdurmak için de buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Evet şişirecek falan böyle. Ondan sonra ölçecek. Şimdi bu pompalar böyle pıs 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 yapıyor. Ondan sonra onun milini açıyorsun da onları şey etmek biraz zor. Onlar bayağı bir tecrübe isteyen bir şey olsa gerek ki. Elektronik almayı tercih ettik. O yüzden bakalım arkadaşlar. Şimdi elektronikte hani incelediğimiz için hem kutu açılımı hem inceleme yapıyoruz sizler için. Belki fayda olur diye. Şimdi arkadaşlar bu kaf bağlantısının borusunu, hortumunu taktık. Şimdi ben bunu koluma tek başıma yerleştireceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Bu arada arkadaşlar baş dediği kısım şu. İndeks kısmı yani hani giriş kısmı şuraya gösteriyor. Yani şuradan itibaren kolda dirseğimizden 1-3 santim yani iki parmağa yakın bir şey olsa yeterlidir bize. Şimdi şu kolumuzu bir çekelim. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Arkadaşlar taktım. Gördüğünüz üzere biraz boşluğum var. Kolumun hepsini taktım. Hepsine taktım daha doğrusu. Şimdi dediği pozisyonu yapmaya çalışacağım. Ben yerde oturacağım. Umarım kaldırıcıdan çıkmayız. Kafamı biraz kaldırdım. Göreyim diye. Şimdi arkadaşlar şöyle rahatım. Kolum kalp hizamda. Şurası kalp hizasında. Ne kadar görünüyor belli değil. Avucum yukarıya bakıyor böyle. Start'a basıyorum. Evet arkadaşlar. Ah bir kalkayım. Evet o da ortamında testimizi yaptık. Arkadaşlar 14'e 100 çıktı. Artık 14'e 10 mu deniyor bilmiyorum. Kalp atışı galiba olsa gerekti bu. 100 çıktı arkadaşlar. Burada tansiyonun seviyesi yüksekten bir adım aşağıdayız. Evet normal mi? Normal sayılır arkadaşlar. Bu birinci hasta şimdi. Şuradan basıyorduk. Şimdi bak buna bastığım zaman çıktı arkadaşım. Memory'de çıktı. Şimdi şey yapalım. Şimdi birinci kullanıcı yanıp sönüyor arkadaşlar. Hani bu bir ilk hasta için.
M'ye basık ikinci hastaya geçtik arkadaşlar. Şimdi bir daha M'ye basınca şu ikisi arasında değişim oluyor. Büyük ihtimalle şuna bastığımız zaman ikinci hastanın profiline geldik. Yani ikinci hasta işte anneniz, babanız, siz işte sevdiğiniz biri işte at kimse evde yaşayan. Öyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir kategori yapabilirsiniz. Böyle ben bunu bir kolumdan çıkartayım arkadaşlar. Hava sıcak kolumu terletmiş. Şimdi yani arkadaşlar ev ortamında basit bir şekilde böyle yapabilirsiniz. Ölçebilirsiniz tansiyonunuzu falan. Tabii daha uygun ürünler var mı? Var. Daha pahalı ürünler var mı? Var. İşte dediğim gibi pompalar öyle pıs 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 yapıyorsun, bırakıyorsun, milini falan açıyorsun. Onları ibreden takip ediyorsun falan. Onlar biraz işin teknik tarafı mı diyeyim, işin zor tarafı mı diyeyim. Bayağı zor onlar. Evde yaşlı olduğu için arkadaşlar işte elektronik olması da en azından öğretirsin. İşte şu tuşa bas ölçer, şu tuşa bas bırakır. İşte öyle en azından yaşlılarımız da kendi kendine hızlı bir şekilde tansiyonunu ölçebilecek duruma geliyor arkadaşlar. He, gözü görmeyen yaşlı bireylerimiz var tabii ki. Onlar için piyasada şöyle ürünler de var arkadaşlar. İşte konuşan, Türkçe konuşan tansiyon aleti de var. Onlardan almadık. Hani bu denk geldi. Bunu aldım arkadaşlar. Dediğim üzere 140 liralık kargo dahil bir fiyatı vardı. Ürünü beğendim, sevdim. Ürünün linkini ben aşağıda bırakacağım. Siz de şey yaparsınız. Eğer almak istiyorsanız oradan alabilirsiniz ya da daha uygun bir yerde bulursanız alabilirsiniz. Bu ürünü arkadaşlar. Evet. Hava baya sıcak. Havanın sıcak olmasa da tansiyonu çıkartıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Bu videomuzun da sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.